İnternette başlamadan tartışma konusu olan dizi Jet Sosyete sonunda 18 Şubat'ta yayınlandı. Ben de bütün arkadaşlarım Jet Sosyete izleyip dışarı çıkmadığı için gene de dışarı çıktım. Ama madem dizi için insanlar dışarı çıkmıyor, o zaman ben de şunu kaydedeyim de sonra bir eleştiri vereyim dedim. Büyük bir sürpriz veya dünyanın en komik şeyiyle karşılaşmayı beklemiyordum. Jet Sosyete'nin fragmanı güldürse de bize aynı şeyleri vaat ediyordu. Gülse Birsel'in işlerine ön yargılı bir bakış açımız yok. Aile arasında da diyaloglar güzeldi ve deli gibi gülmüştük. Avrupa Yakası'nı beğenerek izlemiş ama Ölümlü Dünya'yı ilk bölümlerinden sonra bırakmıştım. Bu dizi için de büyük ihtimalle aynısı olacak. Bunun sebeplerine gelmeden önce birazcık konudan bahsedelim. Dizide düşük gelirli Çağlar Çorumlu ve ailesi jet bir şekilde zengin oluyor ve bayağı büyük bir eve taşınıyorlar. Dizinin bir bölümü ailenin zenginliğe girişiyle ilgili olacak. Çoğu filmde gördüğünüz sudan çıkmış balık hikayesine tanık olacağız. Dizide çok komik karakterler de var. Bartu Küçükçağlayan'ın sert kabadayı gibi gezen ama aslında çekingen olan karakteri bizi bayağı güldürdü. Ayşenil Şamlıoğlu'nun canlandırdığı Zahide'nin Türk dizileri izlediği için o dizilerdeki manyak kadınlar gibi davranması da cidden iyi fikir. Son olarak Sarp Apak'ın zengin ve umursamaz hareketleri de eğlenceliydi. Kağıt üstünde komik olan bu karakterler ve hikaye maalesef bizi içine çekemedi. Tabii ki ilk bölüm karakterleri tanıttığı için çok iyi olmayabilir diye düşünebilirsiniz. Veya Gülse Birsel artık güldürmüyor da diyebilirsiniz. Bizce sorun bunların ikisi de değil. Sonuçta Gülse Birsel bizi aile arasında da bayağı bir güldürdü. Ayrıca bu dizide de güldürdü. Jet Sosyete bizce orta bir dizi ve bunun büyük bir sebebi var. Dizinin süresi. Bunu duymak klişe olabilir. Ancak 2 saat süren bir sitcom izlemek inanılmaz zor bir şey. Tabii izlerken ailenizle sohbet edip arada Instagram'a bakacaksanız diziden daha çok keyif alabilirsiniz. Ancak biz eleştiri yaparken bunları düşünmüyoruz. Dizide bir olaydan diğerine geçmek için çok uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Örneğin herkes Çağlar Çorumlu'nun genel müdürlüğe atanacağını biliyor. Ancak bu olana kadar o kadar çok zaman geçiyor ki sıkılmaya başlıyorsunuz. Bu arada bayağı komik espriler de yapılıyor. Ancak komik olmayan esprilerin sayısı da bir hayli yüksek. Bizce Gülse Birsel haftalık yarım saatlik bir sitcom yapabilse bayağı eğlenceli olur. Jet Sosyete'yi bir televizyon kanalından çok Puhu, Blue TV veya Netflix'te izlemek isterdik. Dizilerin süresi değişmiyor ama bence sinemada ve televizyonda çok başarılı olabilecek bir jenerasyon her hafta 2 saatlik diziler yaparak kendilerini harcıyor ve yoruyorlar. Aynı kişiler bu kadar çalışsa yılda 4 ayrı film ve 4 ayrı dizi yapabilirler. Umarız kimse internet dizilerine dokunmaz ve bu diziler gittikçe kalitelerini arttırır. Eğer yurt dışındaki galalara gidebilmemizi veya daha çok video yapabilmemizi desteklemek isterseniz Patreon sayfamıza bir göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.